Üssü denklemlere sıra geldi. Şimdi üssü denklemler söz konusu olduğunda 4 tane durumla karşılaşacağız arkadaşlar. Bunlardan birincisi tabanlar aynıysa diyeceğiz. Eğer üssü denklem söz konusu ve tabanlar aynıysa üsler birbirine eşittir arkadaşlar. Hemen şuradaki alıştırmamızı yapalım. 4 dediğimiz 2'nin karesidir. 2'nin karesinin x eksi birinci kuvveti. 8 dediğimiz 2'nin kübü. O 2'nin kübünün x artı birinci kuvveti. Üs ile üs çarpılır. 2 üzeri 2x eksi 2 olur. Üs ile üs çarpılır. 2 üzeri 3x artı 3 olur. Tabanlar aynıysa 2'nin bir şeyi 2'nin bir şeyine eşitse o zaman o bir şeyler birbirine eşittir diyoruz. Yani 2x eksi 2 eşittir 3x artı 3. O 2x bu tarafa, o artı 3 eksi 3 olarak bu tarafa olur sana eksi 5. Yani bu üslü denklem ifadesinde x kaçtır? Eksi 5'tir diyoruz. Şimdi tabanlar aynıysa dair 2 tane sorumuz var. Hemen bunun arkasına o 2 tane soruyu çözeceğim arkadaşlar. Sorulara geçelim. Sorulardan bir tanesi bu. Yine 4 dediğimiz 2'nin karesidir. 2'nin karesinin eksi ikinci kuvveti. 8 2'nin kübüdür. 2'nin kübünün 6. kuvveti zaten 2 üzeri 3 x eksi 1 olarak verilmiş. Üs ile üs çarpılır. 2 üzeri eksi 4 olur. Üs ile üs çarpılır. 2 üzeri 18 olur. Tabanlar aynı. İşlem çarpmaysa ortak taban üzerine biz bu üsleri toplarsak 14 eder. Bu kime eşitmiş? 2 üzeri 3 x eksi 1'e. Tabanlar aynı. O zaman ortada bir eşitlik var. Demek ki üsler birbirine eşittir arkadaşlar. Yani 14 eşittir 3x eksi 1. Bu eksi 1 bu tarafa artı 1'den 15 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman bu denklemi ya da eşitliği sağlayan x değeri 5 olur arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı. Şimdi hemen bunun altındaki soruya geçelim. Bu da yine bizim için üslü denklemlerde tabanlar aynıysa alakalı. Şimdi 8 2'nin kübüdür. O kübünün x eksi ikinci kuvveti 64 2'nin altıncı kuvvetidir. Onun da x artı ikinci kuvveti eşittir 1 bölü 32 dediğimiz 2'nin beşinci kuvvetidir. Onun da x'inci kuvveti. Şimdi 2 üzeri bu 3 ile x eksi 2'yi çarparsak arkadaşlar 2 üzeri 3 x eksi 6 olur. Üste üst çarpılır. 6'yı buna dağıtırsak 2 üzeri 6 x artı 12 olur. Eşittir 1 bölü 2 üzeri 5x olur. Şimdi biz burada bir içler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar. Şuradaki 2 üzeri 3x eksi 6 ile 2 üzeri 5x'i çarptığımızda tabanlar aynı. O zaman üstleri toplarız. Yani 2 üzeri 3x 5x daha 8x eder. Eksi 6 eşittir. 2 üzeri 6x artı 12'yi 1 ile çarptığımızda yine kendisi olur. Şimdi gelelim. Tabanlar aynı. Ortada bir eşitlik varsa üsler birbirine eşittir arkadaşlar. Yani 8x eksi 6 eşittir 6x artı 12. 6x'i sola aldık kaldı 2x. Eksi 6'yı karşıya aldık artı 6'dan oldu 18. Her iki tarafı 2'ye böldük. X buradan 9 geldi. Bu eşitliği sağlayan x değeri arkadaşlar 9'muş. Şimdi İkinci duruma gelelim. İkinci durum üsler aynıysa. Üsler aynıysa arkadaşlar olay çatallanıyor. Derecenin tek ya da çift olması işi değiştiriyor. Eğer derece tekse tabanlar birbirine olduğu gibi eşittir. Eğer derece çiftse bir mutlak değer mantığı vardır. Bir artılı bir eksili eşit deriz. Hemen örnekleyelim. Dereceler tek. O zaman biz burada taban olan x eksi 3 ile 5'i hemen olduğu gibi eşitleyebiliriz. X eksi 3 eşittir 5. X de buradan 8'dir. Bir kez daha söyleyelim. Eğer bir üssü denklemde derece tekse tabanlar birbirine olduğu gibi eşitlenir. Fakat derece çiftse bir artılı bir eksili durum vardır. Yani neden? Çünkü taban dediğimiz 2x eksi 1 ya artı 7'dir ya da eksi 7. Çünkü derece çift olduğunda sonuç pozitif olur. O zaman bir mutlak değer mantığı güderiz. 2x eksi 1 ya 7'dir. Bizim bu 2x eksi 1 ya da artı 7'dir. Attık tuttuk. X buradan 4. Attık tuttuk. Hocam eksiyi unuttun. Buraya koydum arkadaşlar. Eksi 6'dan eksi 3. Bak 2 tane değer bulduk. Mevzu bu. Üssü denklemlerde 4 tane durum var dedik. Bunlardan ilk ikisini gördük. Sıra geldi 3. duruma. 3. durumda şu. Taban da üs de aynı değilse arkadaşlar.
Yani A'nın x'inci kuvveti, B'nin y'inci kuvveti söz konusuysa üsler ayrı ayrı sıfır olduğunda bu iş olur. Nasıl yani? 2'nin x'inci kuvveti 3'ün y'inci kuvvetine eşitse o zaman 2'nin ancak sıfırıncı kuvvetinden 1, y'nin de sıfırıncı kuvvetinden 1 olursa bu eşitlik sağlanır. Başka hiçbir ihtimal yok. Gelelim alıştırmamıza. 12'nin x eksi 3'üncü kuvveti 15'in şurada ufak bir durum söz konusu olmuş. O zaman bu y olacak demek ki. X eksi y eksi 7 derecesine eşitmiş. Tabanlar başka, üstler başka, ayrı ayrı. Bunlar sıfır olmalı. X eksi 3'ü sıfır yapan x değeri 3'tür. Burada x eksi y eksi 7 ifadesini sıfır, o zaman eşit olur. O zaman x gördüğümüz yere 3 yazarız hocam. Yaz o zaman. 3 eksi y eksi 7 eşittir 0. Eksi y eksi 4 eşittir 0. Eksi y'yi sağ tarafa attım. O zaman y eşittir eksi 4'tür. Bize x çarpı y'yi sormuş. O zaman x'i 3 bulduk. Y'yi eksi 4 bulduk. Çarparsak eksi 12'dir arkadaşlar. Bununla ilgili olan soruya geçelim. Hemen yan tarafta bununla alakalı olan sorumuzu çözelim. Taban 8, taban 9. Yani tabanlar başka. O zaman üstler de başka. Az önce ne dedik? Bunun eşit olabilmesi için dereceler ayrı ayrı sıfıra eşit olmalı. Yani çaktırmadan üstü denklemlerde bu durum söz konusu edilerek adamlar bize birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi sorusu sorabilir. 2x eksi y eşittir 0 virgül y artı 3x eksi 15 eşittir 0. Hadi biz şöyle yapalım. Y artı 3x eşittir 15 olsun. Şimdi burada da eksi y'yi kaldırıp ben karşı tarafa attığımda 2x eşittir y olur. Bak y gördüğün yere 2x yazabilirsin. Y gördüğün yere 2x yazabilirsin. Oradan da zaten 3x al sana 15. 5x eşittir 15. X eşittir 3. Bunu buldun diye sevinebilirsin. Çünkü bunun sayesinde x'in 2 katı y'dir. O zaman y de buradan 6'dır. Bize toplamlarını sormuş. 6 buradan 3 buradan toplamları da 9 eder. Doğru yanıt D şıkkıdır arkadaşlar. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum tamam. Geldik dördüncü duruma. Hadi bakalım. Dördüncü durum şu arkadaşlar. Tabanları aynı iki üstlü denklem varsa aynı tabanlar alt alta getirilir. Dereceleri oranları birbirine eşittir denir. Misal 2 üzeri x 3'ün dördüncü kuvveti 2 üzeri y 3'ün karesi. Aynı tabanlar alt alta getirildiğinde bunun buna oranı bunun buna oranına eşittir. Yani x bölü y eşittir 4 bölü 2'den olur sana 2. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi alttaki alıştırmayla devam ediyoruz arkadaşlar. 4 üzeri x artı 1. Şimdi 4 dediğimiz 2'nin karesi. İşte o kareyle de x artı 1'i çarptığımızda 2x artı 2. 27 kim? 3'ün kübü. 9 3'ün karesi. Bak onu sağ tarafa yazalım. Aynı tabanlar alt alta gelsin. 2 üzeri x eksi 1'i de sola yazalım. Ha tamam hocam bak. Tabanları alt alta getirdik. Üstleri gönül rahatlığıyla oranlayabiliriz. Bölü x eksi 1 eşittir o üssün bu üssü oranı. Yani 3 bölü 2. Bir içler bir dışlar. 2 ile x artı, 2x artı 2'yi çarparsak 4x artı 4 eder. X eksi 1 ile 3'ü çarparsak 3x eksi 3 eder. Şimdi gelelim 4 tane x'ten 3 tane x'i çıkarttığımızda x olur. Artı 4 eksi 4 olarak geçer. Yani eksi 7. Bu eşitliği sağlayan x değeri eksi 7'dir arkadaşlar. Dördüncü durumla ilgili olan sorumuza geldik. 5'in a'nıncı kuvveti 9'muş. Ben ona 9 değil de 3'ün karesi diyeyim. 5 üzeri b 27'ymiş. O zaman ben ona 3'ün kübü diyeyim. Ha oldu bak. Tabanlar aynı. Alt alta geldi. Üstler oranı yani a bölü b eşittir. 2 bölü 3'müş. O zaman a 2'nin katı. B 3'ün katı. Bana burada bir oran sorduğu için a'ya minimum 2, b'ye de minimum 3 dersen benim işim görülür. A gördüğüm yere 2, b gördüğüm yere 3 bölü 2 artı 3 eşittir. Eksi 1 bölü 5. Bu iş bitti arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkıdır. Değerli arkadaşlar üstlü denklemlerde bilmenizi istediğim 4 tane temel durum vardı. Bunları örnek ve sorularla izah etmeye çalıştım. Şimdi özel durumla bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.